gitmesi lazım. Yani orada dar, uzun, dereye paralel bir yeşil olan planda ayırıyoruz değil mi? Dolayısıyla orayı da tanzim edeceğiz. Ama işin bitmesi lazım. Bir. İkinci konu, stadyumun yanında belediye binası olmaz diye bir kayda yok zaten. Belediye binası Polatlı özelinde olabilecek en iyi yere taşınıyor. En iyi yere. Çünkü bunu geri 10 var. Onu söyleyeyim. Tabii ki biz bunu seçim vermemize de bahsetmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda bunu bakanlıklarla görüşüp stadyumdan taşınmasını, oranın bir kent meydan haline gelmesini de öngördük. Böyle bir niyetimiz, gayretimiz olacak Allah nasip ederse. Ama hani stadın yanında belediye binası olmaz. Yalnız zaten terminal binası da geçici olarak orada bulunuyor. Malum terminal hizmetlerini yerine getirmek Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğudur. Eski yer mülkiyeti bize ait olduğu için, insanlarımız zamanında olmadığı için, zamanın ve bugünün Büyükşehir Belediyesi'nin de kısa sürede büyük bir terminal yapamayacaklarını göz önüne alarak ne yaptık? Oradaki vatandaşlarımıza geçici bir alan kurduk. Hatta kiralara düşürdük, daha mağdur olmasınlar vesaire diye. İşte masaya gittik oraya. Bana göre eskiden daha güzel oldu, daha şeffaf oldu. İnşallah belediye hizmet binamızın tamamlanması halinde bunlar düşünülecek. Ama şunu da söyleyeyim, biz konuyu açtığınızı söylüyorum arkadaşlar. Biz buranın ihalesini 2018 başında yaptık. Belediye hizmet binamızın ihalesini. 5 ayrı firma girdi ihalemizde, yerli yabancı. Bu firmalardan en düşük alan, en düşük veren işe aldı. İşe de başladı. Ama malum 2018 yılının ikinci yarısında Ağustos gibi başlayan ekonomik daralmadan sonra bir afaki fiyat artışı meydana geldi. Bizim ihalemiz anahtar teslim ederdi. Bir ihale. Ama fiyat farkı ödeyemez durumdayız. Tabii ki o gün mesela bir örnek vereyim. Demir şu anda kaçta bilmiyorum. Ama bir ara 4 bin liraya görmüştüm. 3 bin küsur lira. 3 bin lira. Kaç? 3700 lira. Vatandaş müteahhit firma demir 3700 liradan alıyor. İnşaatı döşüyor. Hak ediş yapıyor. Bizden alacağı para 2300 lira. Bu sürdürülebilir değil. Tabii ki bu ekonomik daralmayı ne belediye görebilirdi, ne firma görebilirdi. Şu anda firmada Bakanlığın genelgesinden güç alarak, çünkü bakanlığın böyle bir genelgesi olur, Çevre Bakanlığı'nın, bu tür işlerin tasfiye edilmesine dair bir talebi var. Bunu bekliyoruz. Onun neticelenmesi halinde yeniden bir ihale yapıp, tamamen bir ihalesine çıkıp, inşaat bitirmeyi hedefliyoruz.